Uzay Macerası 2. Bölüm. Yeni arkadaşları Çabuk'un yardımıyla Tayo ve küçük otobüsler Prenses Işın'ın tutsak olarak alıkoyulduğu boğanın gezegenine ulaşabildiler. Peki ama prensesi kurtarmayı başarabilecekler mi? Prenses, biraz daha dayan. Tayo'nun Uzay Macerası 2. Bölüm. Gizli geçitten geçerek içeriye girebiliriz. Prenses büyük ihtimalle Bodrum'da tutuluyordur. Tamam, o halde içeri girelim. Durun. Hep birlikte içeri girmeye kalkarsak yakalanırız. Siz burada bekleyin, tamam mı? Tayo'yla ben içeri gireriz. Sadece ikiniz mi? Bilemiyorum. Merak etme Leni. Prensesi sağ salim kurtaracağız. Hazır mısın Çabuk? Hazırım. Dikkatli ol Tayo. Çabuk. Şimdi ne tarafa gideceğiz? Buralarda bir yerde bir kapı olduğundan eminim. İşte orada. Hapishane kapısı. Demek prensesi orada tutuyor. Dur. Neredeyse yakalanıyorduk. Tamam, gidebiliriz. İşte bu kapı. Pekala. Ben dışarıda bekleyip gözlülük edeceğim. Sen içeri gir ve prensesi çıkar. Tamam. Hemen dönerim Çabuk. Tamam. Tayo. Neydi o ses? Neler oluyor? Prenses Işın! Tayo! Prenses Işın, iyi misin? Tayo, geldin demek. Çok teşekkür ederim. Buradan bir an önce çıkmak zorundayız. Hadi atla. Tamam. Olamaz. Kapı kapandı. Artık elimdesin. Nasılmış? Seni tuzağıma düşürdü. Tuzağına mı? Çabuk! Senin burada ne işin var? Üzgünüm Tayo. Başka seçeneğim yoktu. Olamaz. Peki arkadaşlarım, onlara ne oldu? Arkadaşların bunlar mı? Çocuklar! Size kimse yardım edemez. Askerler! Emret kaptan. Emret kaptan. Bu korkak tavşanı da hücreye atmanızı istiyorum. Ne? Ama söz vermişti. Söz mü? Neden söz ettiğini hiç bilmiyorum. Tavşan kaçıyor. Bırak gitsin. Nasıl olsa o küçük korkak hiçbir şey yapamaz. Zaten ben istediğim şeyi elde ettim. Çok üzgünüm Tayo. Hem seni hem de arkadaşlarını tehlikeye attım. Senin suçun değil prenses. Meğer Çabuk bir hainmiş. Çabuk hain değildir. Ha? Çabuk kötü biri değildir. Aslında hepsi benim suçum. Ne demek istiyorsun? Çabuk sadece beni kurtarmaya çalışıyordu. Seni kurtarmaya mı? Evet. Ben Çabuk'un arkadaşı Noah'ım. Boğa sizi buraya getirdiği takdirde beni bırakacağına söz vermişti. Ama sözünü de duymadı. Demek öyle oldu. İnanın çok üzgünüm. Çabuk da üzgün. Her neyse. Şimdi buradan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız. Evet, ama yakalanmadan bu hapishaneden çıkmamıza imkan yok. Kaçmak için görünmez olmak gerek. Peki o zaman ne yapacağız? O halde biz de görünmezlik zırhı giyeriz. Ne? Bunu nasıl yapacağız? Tayo, şu yonca resmi hala üstünde değil mi? Yonca mı? Evet. Harika, işte bu. Bu çok özel bir görünmezlik zırhı. Altında durmamız yeterli. Sahi mi? Hadi canım. Evet. Hazır mısın Tayo? Görünmez oluyoruz. Şimdi. Görünmez oluyor. Harika. Gerçekten inanılmaz bir şey bu. Şimdi Noah,
Yardımına ihtiyacımız var. Benim mi? İmdat! Ne oluyor? Prensesi Tayo kaçtılar. Doğru söylüyorsun. Nereye gitti bunlar? Nereye gittiler? Hadi Tayo, gidelim. Tamam. Başım fena halde derde girecek. Olamaz. Hey! Hadi, acele edelim. Kıpırdamayın. Teşekkür ederim. Hadi prenses, gidelim. Tamam. İşte oradalar. Prenses, sakın kaçırmayın. Yakalayın hadi. Bu taraftan. Gelin buraya. Yakalayın. İşte kapı. Gelin. Kapanmak üzere. Olamaz. Yaşasın, başardın. Yaşa Tayo. Teşekkür ederim, harika bir kurtarıştı. O kadar da değil. Şimdi gidip arkadaşlarımızı bulalım. O kadar kolay değil. Küçük otobüs Tayo. Hangi cesaretle kaçmaya kalktınız? Benim elimden kimse kurtulamaz. Peki şimdi ne yapacağız? Bu son fırsatımız. Evet. Prensesi bana verirseniz sizi ve arkadaşlarınızı serbest bırakırım. Evet. Olmaz. Onu asla vermeyiz. Peki o zaman. Askerler, bu üçünü tekrar tutsak edelim. Durun. Tayo, inmeme izin ver. Prenses Işın. Bütün bunlar benim yüzümden. İndir beni. Hayır prenses. Arkadaşlarını düşünmek zorundasın. Ama... Onları kurtarmanın tek yolu bu. Hadi. Unutma, bize söz verdin. Tabii. Pekala. Prenses Işın. Şimdi Tayo'yu bırak gitsin. Budalalar, şu ikisini derhal yakalayın. Ne? Hayır, neden? Onları bırakacağına söz vermiştin. Ha? Ne zaman yaptım bunu? Sen. Kaldıralım. Sanırım artık her şey bitti. Çocuklar. Hepiniz olduğunuz yerde kalın. Bunlar oraya nasıl gittiler? Tayo, iyi misin? Evet, siz nasıl çıktınız? Hemen kurtardı ve yolcanın yardıma çağırdı. Şuna bak, çabuk. Neler oluyor? Ne? Huhu, prenses olduk. Bu ne cüret? Öyle durmayın orada, yakalayın derhal. Nereye gitti bunlar? Tek başıma da olsam hepinizin üstesinden gelebilirim. Hadi oradan, senden korkmuyoruz. Gel de gör gününü. Size ben sonra gösteririm. Yaşasın. Hepinize teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Önemli olan kurtulman. Çocuklar, sizi kandırdığım için özür dilerim. Sorun değil çabuk. Sonuçta hepimizi sen kurtardın. Çocuklar. Prenses Işın, artık eve dönmemiz gerekiyor. Tekrar teşekkür ederim çocuklar. Lütfen dikkatli gidin. Merak etmeyin. Güle güle. Yola çıkıyoruz.
hepsi memnunsun değil mi? Evet, geldiğiniz için sağ olun çocuklar. Neler oluyor? Sorun ne çocuklar? Prenses Işın. Prenses Işın mı? Bir dakika, yoksa hepiniz aynı rüyayı mı gördünüz? Rüya mı? Hepimiz aynı rüyayı nasıl görebiliriz? Pekala çocuklar, kalkıp işe hazırlanma zamanı. Peki. Tamam, hadi gidelim çocuklar. Bizi bekler Ogi. Küçük cesur otobüsler Prenses Işın'ı kurtardı. Peki ama bütün bunlar sadece bir rüya mıydı? Uslu durmak zordur. Ruki ve Pet yolda devriye geziyorlar. Evet, yeni bir iş günü daha başladı. Ne var? Ne oluyor orada? Hadi gidip bakalım. Şu hale bak. Ne yapacağız şimdi? Tayo. Pet. Tayo, ne oldu burada? Gördüğün gibi. Burada kimse yok. Temiz. Tamam, şimdilik burası da temiz. Bu defa da yakalanırsak parlak. Başımız fena halde derde girer. Hadi gidelim. Ne yapıyorsunuz? Süratli, parlak. Yavaşlayın çocuklar. Kolileri bugün teslim etmem gerekiyor. Hayır, bizim yüzümüzden ne oldu? Bu bizim pes olmalı. Hadi gidelim buradan. Endişelenme. Kimse bizim nerede olduğumuzu bilmiyor. Galiba haklısın. Bu yerin varlığını bilen tek araç benim. Parlak. Ne var? Siz ikiniz. Bu kim bilir kaçıncı oldu. Biri zarar görebilirdi. Aslında bütün suç süratli. Ne? Neden bütün suç bendeymiş? Çocuklar. İkiniz de trafikten men edildiniz. Ne? Olamaz. Lütfen bunu yapma. Bir daha hız yapmayacağız. Peki. Madem öyle. Evet. Size son bir fırsat daha veriyorum çocuklar. Bunlar nedir? İyi bir şey yaparsanız ve bir şahit bunu imzalarsa sizi trafikten men etmeyeceğim. İyi bir şey yapınca mı? Bunun trafikten men edilmeyle ne ilgisi var? Tamam, isterseniz hemen cezanızı verebilirim. Hayır, ama demek istediğim... Bugünün sonuna kadar imzayı alamazsanız bir daha trafiğe çıkamayacaksınız. İyi bir şey öyle mi? Ne demek istediğini anlayamadım. Tamam, hızı biraz arttıralım. Bu işi bugün akşama kadar bitirmeliyiz. Buldum. Onlara inşaat işinde yardım edebiliriz. Hey, beni bekle. Merhaba Max. Süratli, parlak. Ne işiniz var burada? Size yardıma geldik. Evet. Yardıma mı? Evet. Ama daha sonra buna imza atmanızı istiyoruz. İmza mı? Önce el arabalarıyla bu kumu taşıyacaksınız. O işi yapın. Biz de etiketi imzalayalım. Hiç sorun değil. Dur, önce ben. Ben biraz endişeliyim. Bu iş benim için çocuk oyuncağı. Hiçbir şey göremiyorum. Süratli. Tamam, gel. Sana ne yapıyor bunlar? Yapma. Hani bize yardım etmek istiyorlardı. Hayır.
yeter. Yine de işi onlara öğretebiliriz. Ha? Olamaz. Sizi yaramazlar. Çabuk gidin buradan. Biz sadece yardım etmek istedik. Evet. Üstelik etiketlerimizi de imzalamadılar. Merhaba çocuklar. Ne oldu size böyle? Boş ver, uzun hikaye. Siz ne tarafa gidiyorsunuz? Bugün mesaimiz erken bitti. Biz de gidip Rabia'ya yardım edelim dedik. Yardım mı? Evet. Oyun parkını temizlemesine yardım edeceğiz. Onlara yardım edersek etiketleri imzalatabiliriz. Ben de yardım ederim. Ben de. Ne iş çeviriyor bunlar? Emin değilim. Küçük otobüs Tayo. Çocuklar siz dinlenin. Bütün işi biz yaparız. Neden? Hep birlikte yapalım. Çocuklar, sadece etiketlerimizi imzalamanız bizim için yeterli. Siz başka bir yere gidip oynayabilirsiniz. Evet. Tamam. Kolay gelsin çocuklar. Hemen temizliğe başlayalım mı? Hadi başlayalım. Şimdiye kadar işi bitirmişlerdir. Evet. Ne oldu Rabi? Dadam, ne diyorsunuz? Temiz olmuş değil mi? Bu da ne böyle? Eskisinden daha kirli. Evet, imzalar. Hadi. Asla olmaz. Hiçbir şey imzalamayacağız. Burası önceki halinden daha beter olmuş. Ama bu haksızlık. Bu kadar temizlik yaptık. Evet, bize bunu yapamazsınız. İmzalayamayız. Nedenmiş o? Neler oluyor burada bakayım? Siz ikiniz hala sorun çıkarmaya devam mı ediyorsunuz? Bütün bunlar parlağın suçu. Hayır, hiç de bile. Hepsi Süratli'nin yüzünden. Size inanamıyorum çocuklar. Bu kadar yeter. Şu andan itibaren cezalısınız. İkiniz de doğruca evinize gideceksiniz. Ve yolda yine bir yaramazlık yaparsanız... Bir daha asla dışarı çıkamazsınız. Yok, hayır. Biz sadece onlara yardım etmeye çalıştık. Evet. Neyi yanlış yaptığımızı anlamadım. Pekala. Hadi bir daha temizleyelim. Parlak. Bu döküntü bizim eserimiz. Ve hala temizlemeye çalışıyorlar. Ben yardım ettiğimizi sanıyordum. Galiba daha kötü hale getirmişiz. Artık cezalı olduğumuz için eve gitmekten başka bir şey yapamayız. Evet. Geç kalacağız. Sito. Ne yapacağız? Geç kaldık. Neden? Sito. Ne oldu? Turistleri havaalanına götürmem gerekiyordu. Ama lastiğim patladığı için hareket edemiyorum. Korkarım insanlar uçaklarını kaçıracaklar. Üzülme tatlı. Ne? Ne yapacağız şimdi? Geç kalacağız. 1, 2... Bu 4 kişiyi havaalanına götürebiliriz Parlak. Ama Süratli, biz cezalıyız. Unuttun mu? Ve yaramazlık yaparsanız... Bir daha asla dışarı çıkamazsınız. Evet. Galiba haklısın. Bu gidişte hepimiz uçağı kaçıracağız. Gerçekten kaçıracak mıyız anne? Parlak, ben onları havaalanına götürmek istiyorum. Evet, ben de. Onları burada böylece bırakamayız. Sito! Endişelenme, biz yolcuları havaalanına götürürüz. Gerçekten mi? Evet! Süratli ve Parlak 4 turisti sağ salim havaalanına ulaştırdı. İyi yolculuklar. Çocuklar, iyi yolculuklar. Uçaklarına yetişebilmelerine sevindim. İyi ki onları havaalanına götürdük. Bence çok iyi bir iş yaptın. Bu Tayo ve Lenny. Merhaba çocuklar. Eve daha yeni mi dönüyorsunuz? Evet. Temizliği ancak bitirebildik. Gerçekten çok üzgünüz. Hatalı olduğumuzu biliyoruz. Önemli değil. Ama sizin trafiğe çıkmanız yasak değil miydi çocuklar? Ya Ruki ve Pet bu yaptığınızı öğrenirse?
Süratli, parlak. Siz ikiniz burada ne arıyorsunuz? Derhal sağa çekin. Ben size ne demiştim? Trafikten men etmemiş miydim? Ama oldu. Yanlış bir şey yapmak istemedik ama... Yine mi bahaneler uyduruyorsunuz? Merhaba çocuklar. Demek buradasınız. Her yerde sizi aradım. Sito. Size teşekkür etme fırsatı bulamamıştım. Sağ olun çocuklar. Ne demek istiyorsun Sito? Lastiğim patladığı için yerimden kıpırdayamıyordum. Yolcularımı havaalanına süratliyle parlak götürdü. Bugün onların sayesinde herkes uçağına yetişti. Ne? Bütün bunlar doğru mu? Evet. Bunlar da ne? Onlar iyi bir şey yapan araçlara ödül olarak verdiğimiz etiketler. Ne? Ama biz kurala uymadık ki. Bu doğru. Ama başınızın derde gireceğini bildiğiniz halde başkalarına yardım ettiniz. İyi kalpli kişiler gerçekten içlerinden geldiği için zor durumda olanlara yardım ederler. Şimdi ikinizin de cezasını kaldırıyorum. Yaşasın! Teşekkür ederiz. Tebrik ederim çocuklar. Aferin size. Bundan böyle bir daha sorun çıkaracak mısınız çocuklar? Tabii ki hayır. Çünkü biz artık iyi arabalarız. Gani'nin hediyesi. Çok güzel bir gün. Ve Gani şehirde iş başında. Günaydın. Ha? Onu daha önce hiç görmemiştim. Merhaba. Hareket ediyoruz. Masal da burada bitmiş. Ne oluyor? Burada bir tane. Çok gıdıklanıyorum. Çok eğlenceli. Kes şunu. Neler oluyor? Ne yapıyorsun çocuğum? Çok komik. Lütfen otobüsün içinde koşma. Telefonmuş. Ömer şunu verdiniz sana. Ömer şunu. Aman. Kesin şunu. Gani. Neyin var, iyi misin? Ne oldu? Bugün yolcular arasında çok yaramaz bir çocuk vardı. Kızım kıvırcık saçlı bir çocuk muydu? Siyah sırt çantası da var mıydı? Siz onu tanıyor musunuz? Tabii ki tanıyorum. O çocuk hala Jerry olarak bilinir. Jerry mi? Yani herkes onu tanıyor mu? Evet. O çocuk otobüslere zarar vermesiyle ünlüdür. Bindiği her otobüste mutlaka bir yaramazlık yapar. Dilerim yarın o çocuğu görmem. Ve ertesi gün oldu. Neyse ki bugün yok. Çok rahatladım. Günaydın. Seni vurdum. Neden yaptın bunu? Hem de suratını tam ortasından. Hareket ediyoruz. Acaba bu defa ne yapacak? Olamaz. Başını pencereden çıkarman yasak. Çünkü çok tehlikeli. Yine ucuz atlattık. Kes şunu. Hayır, kabus yine başladı. Ne yapsam acaba? Buldum.
İllüzyonist Joey. Bugün sizin için ışınlama gösterisi yapacağım. Ne? Işınlama mı? Lütfen bu işe yarasın. Ben kutunun içine girince hepiniz üçe kadar sayacaksınız. Tamam. Pekala. Bir, iki, üç. Oh! Tadam! Şimdi sırada yine harika bir numara var. Evet, işe yarıyor. Hadi gidelim. Durağa geldik. Baksana küçük otobüs. Ha? Evet. Yarın bana yine böyle numaralar gösterir misin? Yarın mı? Evet. İllüzyon gösterilerine bayılırım. Sanırım bunu yapabilirim. Gerçekten mi? Ama bundan böyle uslu duracağına söz vermelisin. Aksi takdirde sana gösteri yok. Evet. Uslu duracak mısın bakalım? Tamam. Pekala. Benim adım Gani. Tanıştığımıza sevindim. Ben de Jerry. Günaydın. Günaydın. Yine o yaramaz çocuk. Tatlım. Merhaba. Ben illüzyonist Joey. Harika. Merhaba Jerry. Jerry. Dur bir dakika. Bunları silebilirim. Pekala. İnanılmaz. Büyük ekranda çok daha güzel görünüyor. Evet, bence de. Durağa geldik Jerry. Bugünkü gösteri gerçekten mükemmeldi. İllüzyonu sandığımdan çok seviyorsun. Evet. Ve büyüyünce illüzyonist olmak istiyorum. Sahi mi? Ve illüzyonist olduğum zaman ışınlama numarasını öğreneceğim. Işınlama mı? İyi de neden? Çünkü babam çalışmak için başka bir ülkeye gitti. O yüzden uzun zamandır onu göremiyorum. Ama illüzyonist olduğum zaman babamın bulunduğu yere kendimi ışınlayabilirim. Anlıyorum. Jerry, illüzyon gösterisini televizyondan değil de gerçekten seyretmek ister misin? Ne? Gerçekten mi? Evet Jerry. Joey haftaya burada bir gösteri yapacak. Seyretmek istersen seni oraya götürebilirim. Harika. Söz veriyor musun? Evet, söz veriyorum. Küçük otobüs Tayo. Gerçekten mi? Hadi canım. Merhaba çocuklar. Ne konuşuyorsunuz? Jerry'nin davranışlarından söz ediyorduk. Ne olmuş ona? Yine mi başınıza dert açtı? İnanamayacaksın ama bizim haylaz Jerry son günlerde çok uslu bir çocuğa dönüştü. Bunu biliyordum. Evet, artık otobüse bindiği zaman uslu uslu oturuyor. Düşünsene, kalkıp yerini başka birine verdiğini bile gördüm. Peki nasıl oldu? Doğrusu ben de inanamadım. Ertesi gün Gani her zamanki gibi Jerry'i almaya gidiyor. Duyduklarımı Jerry'e anlatmalıyım. Bugün durakta değil. Yani Jerry gerçekten buradan taşınıp uzaklara mı gidecek? Jerry mi? Merhaba kızlar. Bahsettiğiniz Jerry şu kızıl saçlı çocuk mu? Evet. Peki buradan taşınacak derken neyi kastettiniz? Annesiyle birlikte babasının çalıştığı ülkeye gidiyor. Evet, o yüzden bugün okula gelmedi. Bir daha geri dönmeyeceğini duyduk. Dönmeyeceğini mi? Anlıyorum. Teşekkür ederim kızlar. Önemli değil. Neyse ki sonunda babasına kavuşacak. Bence bu harika.
Ama neden bana bundan hiç söz etmedi? Onunla konuşmak istiyorum. Aa! Söz veriyor musun? Tabii ya. O gün Gale bütün şehri dolaşarak illüzyonist Joey'yi bulmaya çalıştı. Ha? Kaniyi bulmak zorundayım. Kaniyi bulmam gerek. Hadi ama Jerry. Nori, hayır, neler oluyor burada? Havaalanına gitmemiz gerekiyor ama Jerry gitmeyeceğim diye tutturdu. Mutlaka Gani'yi görmesi alana gerekiyormuş. Hadi canım. Gani mi? Ama uçağımızı kaçırırsak babanı uzun süre göremezsin, anladın mı? Anladım. Öyleyse şimdi gidiyoruz, tamam mı? Hadi tatlım. Jerry! Gani! Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Her yerde seni aradım. Sonunda babana kavuşacak olmana çok sevindim. Sağ ol. Ama bu defa da seni çok özleyeceğim Gani. Bunun için üzülme Jerry. Çünkü ünlü bir illüzyonist olduğun zaman istediğin an uçağa atlayıp buraya beni görmeye gelebilirsin, değil mi? Elbette. Nori, Jerry'i havaalanına ben götürebilir miyim? Neden olmasın? Sağ ol Gani. Hadi atla Jerry. Teşekkür ederim Gani. Harika. Çok güzel. Tıpkı sahneye benziyor. Bu da neydi? İnanılmaz. Tadam. Joey'nin muhteşem gösterisine hoş geldiniz. Harika. Siz illüzyonist Joey'siniz. İnanamıyorum. Nasıl geldiniz buraya? Şöyle oldu. Gani dün gece geç saatlerde bana uğradı ve bugün senin için özel bir gösteri yapmamı istedi. Gani, çok teşekkür ederim. Beğendiğine sevindim. Ve şimdi muhteşem gösteri başlasın. Harika! Harika. Bu müthiş bir şey. Hemen dönerim Tayo. Tamam. Gani Jerry'e çok özel bir hediye vermişti. Hayatı boyunca unutamayacağı bir hediye. Güle güle Jerry. Görüşmek üzere.